Şu anda satışta bulunan arsalarımızın karşı tarafına geçtik. Şu an neredeyiz? Yapılacak otelin arazisinin içerisindeyiz. Otel tam bu alana yapılacak. Ve çalıştığımız bölgeyi şu anda panoramik bir bakışla komple görebiliyoruz. Buradan güzelliği, bölgenin güzelliği daha net, daha açık belli oluyor. Bizim çalıştığımız arazilerde tam şurada bir tepe sırt noktası var. O sırt noktasından başlıyor, sağ tarafa doğru geliyoruz. Geliyoruz ve şurada tam bir tepe nokta var. Çalılıkların, ağaçların olduğu nokta. Parselimiz vardı. Geçen hafta onları da verdik. Alan müşterimize de hayırlı uğurlu olsun. Tam tepe kuş bakışı bir alan orası. Ferah bir alandır. Elimizde şu an mevcutta kalan arazi birimi şu açık alanımız. 208 adada. Yaklaşık burada 20 küsür tane aktif şu an satışa hazır yerimiz var. Bir tık ileriki noktalarda da var ama önceliğimiz burası. Buraları vereceğiz. Burası yine daha önceki videomda bahsettiğim gibi buranın VIP alanı. Yani üst taraflar bir mahalle kültüründe olacak. Bu taraflar komple özel bir alan olacak. Niye? Karşıdaki görmüş olduğumuz küçük bir ev var bir arazinin içerisinde. O arazi bu çevrili noktadan ta ki sağ taraftaki sırt noktaya kadar komple buraya 2+1 konsept ev projesi yapılacak. Yani tek katlı veya içinde loft katı olan 2+1 projeler yapılacak ve bunun da Kasım ayı gibi başlanacağı söylenildi ama bunun planı 1+1'di. Şu an 2+1'e çevrildi. Proje tadilatı var. Belki bu süreyi biraz daha uzatabilir. Yani burada ciddi bir çalışma olacak. Düşünün burada şimdi göl kenarında 200 küsür tane konsept ev var. İçinde bulunduğumuz arazi komple otel arazisi ve bizim yerlerimiz de nerede kalıyor? Hemen karşı sırada yerlerimiz kalıyor. Yani bizim parsellerimiz de burada. Yani burada bir kepçenin girdiğini, bir projenin başladığında bugünkü aldığınız fiyatlar çarpanın 2-3 katına çıkacak. Veya ilerleyen sürede burada bir şeyler yapmak istiyorsanız kendiniz burada oturduğunuzda inanın şuranın şu anki havasını keşke böyle bir anlatabilsem, bir yaşatabilsem size. Öyle bir hava var ki burada. Şu anda mükemmel bir hava var. Yani güneşi görüyorsunuz. Hiç yakmıyor. Çok güzel bir esiyor. Hani ıfıl ıfıl eser derler ya. O şekilde ıfıl ıfıl esiyor burası. Muazzam bir yer. Yani burada göl kenarında gel semaverini yap. Balığını tut. Bu arada gölümüzden biraz bahsedeyim. Gölümüz 250 metre eni var. 512 metrede boyu var. Yani hakikaten çok büyük olmasa bile küçük bir göl değil. Hani belki videolarda drone görüntülerinde küçük görünebilir resimlerde ama burada ciddi bir alan var ve bu sonradan dolan bir göl de değil. Hani alttan kaynayan ve suyu sabit kalan bir gölet burası. Yani buranın kuruma ihtimalinin çok düşük olduğu söyleniliyor. Yani bölgeyi bilen bölge halkından aldığımız bilgiler bu şekilde. Ve buranın en büyük avantajı da bölgemizin çevresinde 3 tane farklı noktalarda tabiat parkı var. Hemen sol tarafımızda, Tayfun Bey kamerayı çevirebilirsek, sol tarafımızda elektrik direklerini görüyor musunuz bilmiyorum ama oranın alt tarafında Karagöl Tabiat Parkı var. Karagöl Tabiat Parkı var. Sağ tarafımızda çevirelim Tayfun Bey. Sağ tarafımızda daha ileri bir noktada yaklaşık buradan 28 kilometre mesafesi var. Eğriova Tabiat Parkı var. Arka tarafımızda yine Beypazarı'na bağlı olarak da piknik alanları, işte gezilecek piknik alanları var. Karaşar'da tepenin arka tarafında yaklaşık bir 5 kilometre mesafede de Karaşar'ın merkezi var mahalle olarak. Ana asfaltımız hemen karşısı tellerin olduğu yer. Hani oradan şimdi güneş yansımasından ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama bu yolun yaklaşık 2 kilometre sonrası Bolu il sınırı. Buradan sonra yaklaşık ne diyeyim 15 kilometre sonra Kıbrısçık ilçesi var. Bolu'ya bağlı. Buraya en yakın ilçe Kıbrısçık. Yani Bolu'ya bağlı olan yer. Buranın bağlı olduğu Beypazarı da 27 kilometre. Yani Bolu ile sınır. Buranın Ankara ile de bir alakası yok. Resmi olarak Ankara'ya bağlı. Ama buradan İstanbul tam 335 kilometre. İstanbul Anadolu yakası. Bolu merkez 80 kilometre. Ankara 140 kilometre. Beypazarı 27 kilometre. Mesafede. Yani bura tam sınır bir noktada. Mükemmel bir nokta. Teşekkür ederiz.